Elimizde 9 bölü 10 kesri var. Ve bunu 1 bölü 6 ile toplamak istiyorum. Evet, sizce bu işlemin sonucu nedir? İlk baktığınızda, paydaları farklı olduğu için bu kesirleri nasıl toplayacağınızı bilmediğinizi düşünmüş olabilirsiniz. Çok haklısınız. Bu işlemi yapmanın tek yolu, ortak paydayı bulmak. Yani bu iki paydayı eşitlemektir. Peki, nedir bu ortak payda denilen şey? Bu paydaların, yani 10 ve 6'nın ortak paydası, 10 ve 6'nın ortak bir katıdır. Her zaman en küçük ortak katı aramalıyız ve bunu yapmak için de işe bu ikisi arasında daha büyük bir sayı olan 10 ile başlayacağız. 10, 6'ya bölünür mü? Hayır. Peki ya 20? O da bölünemez. 30? Evet, 30, 6'ya bölünür. Gördüğünüz gibi 10'un katlarını aldım ve sırayla yani küçükten büyüğe doğru giderek hangisinin 6'ya bölünebilir olduğunu bulmaya çalıştım. 30, 6'ya bölünen en küçük kat. Şimdi de bu iki kesrin paydasını 30'a eşitleyeceğim. 9 bölü 10'u kaç bölü 30 olarak yazabilirim? Paydayı 3 ile çarptığım için, görüyorsunuz değil mi? Bu kesirden bu kesri elde etmek için paydayı 3 ile çarpıyoruz. Ve bunu yapınca kesrin değerinin değişmemesi için aynı şeyi paya da yapmamız, yani payı da 3 ile çarpmamız gerek. Payı da paydayı da aynı sayıyla çarptığımızda kesrin değerinin değişmeyeceğini hatırlıyorsunuz, öyle değil mi? 9 kere 3, 27 eder. Evet, 9 bölü 10 ile 27 bölü 30 aynı değeri verir. Aradaki tek fark, bu kesirde paydayı 30 olarak yazmış olmam. Ve bunu neden yapmıştık? Çünkü 1 bölü 6'yı da paydası 30 olan bir kesir haline getirebilir ve böylelikle toplama işlemini yapabiliriz. 1 bölü 6 kaç bölü 30'dur? Şimdi videoyu durdurun ve düşünün lütfen. 6'dan 30 elde etmek için ne yaptık? 5 ile çarptık öyle değil mi? Ve eğer paydayı 5 ile çarpıyorsak payı da 5 ile çarpmamız gerekir. O halde 1 çarpı 5, 5 eder. 9 bölü 10 ile 27 bölü 30, 1 bölü 6 ile de 5 bölü 30 aynı şey. Son olarak bir de toplama işlemi yapalım. Artık kesirlerin ikisinin de paydası 30 olduğu için son derece kolay görünüyor. 27 bölü 30 artı 5 bölü 30. 27 artı 5, 32 bölü 30 eder. İsterseniz bu kesri sadeleştirebiliriz de. 30 ve 32 ikisi de 2'ye bölündüğüne göre pay bölü 2, yani 32 bölü 2, 16, payda bölü 2, yani 30 bölü 2 de 15 eder. E, kesri sadeleştirdiğimizde 16 bölü 15 elde ediyoruz. Bunu bir de tam sayılı bir kesir olarak yazmak istersek, 16'da 15 bir kere vardır. 16 eksi 15 de 1 ettiği için, 1 tam 1 bölü 15 elde ederiz. Bir tane daha yapalım mı? Evet. Diyelim ki 1 bölü 2'ye 11 bölü 12 eklemek istiyoruz. Her zaman olduğu gibi videoyu durdurun ve bu işlemi kendi kendinize yapmaya çalışın. Bir önceki örnekte olduğu gibi bu iki kesrin ortak paydasını bulmamız lazım. Eğer paydaları eşit olsaydı hemen toplardık ama gördüğünüz gibi eşit değiller ve bunun için de ortak bir paydaya ihtiyacımız var. 2 ve 12'nin en küçük ortak katını arıyoruz. Yine büyük olan sayıyla, yani 12 ile başlayalım. 12 çarpı 1, 12 ettiği için, 12'nin en küçük katı 12'dir. Peki, 12, 2'ye bölünür mü? Evet, 12'yi 2'ye bölebiliriz. Yani, 2 ve 12'nin en küçük ortak katı neymiş? 12. O halde, bu kesri de bir şey bölü 12 olarak yazabiliriz. 1 bölü 2, kaç bölü 12'dir? 2'den 12 elde etmek için 6 ile çarptığımızdan 1'i de 6 ile çarpacağız. Evet, 1 bölü 2 ile 6 bölü 12 aynı şeydir. 1, 2'nin yarısıdır, 6 da 12'nin. 11 bölü 12'nin paydası zaten 12 olduğu için buna dokunmuyorum. Hemen toplayalım. Bu, 6 artı 11 bölü 12'ye eşittir. Tekrar ediyorum. 6 bölü 12 artı 11 bölü 12, 6 artı 11 bölü 12 eder. 6 artı 11, 17'dir. Ve sonuç olarak da 17 bölü 12 buluruz. Tam sayılı kesir haline getirmek için 17'de 12 bir kere vardır. Kalan da 5 olduğuna göre 1 tam 5 bölü 12 elde ederiz. Son bir tane daha yapmak istiyorum. Umarım siz de benim kadar eğleniyorsunuzdur. 3 bölü 4 ile 1 bölü 5'i toplayacağız. Hadi videoyu bir kere daha durdurun ve sonucun ne olduğunu önce kendiniz bulmaya çalışın. Paydalar yine farklı ve bunun için de yine ortak paydayı, yani bu iki sayının en küçük ortak katını bulmamız gerekiyor. 4 ve 5'in en küçük ortak katı kaçtır? Yine büyük sayının katlarını birer birer gözden geçirelim. 5, 4'e bölünmez. 10 da. Bu arada kalansız bölünmez demek istiyorum. 15 de 4'e bölünmez. 20 ise 4'e bölünür. Hatta 5 çarpı 4 zaten 20 eder. O zaman bu iki kesrin paydası 20 olacak. 3 bölü 4'ü bir şey bölü 20 olarak yazacağız. 4'ten 20 elde etmek için 5 ile çarptığımızdan 3'ü de 5 ile çarpmamız lazım. 3 kere 5, 15 eder. Tekrar ediyorum. 4'ten 20 elde etmek için 5 ile çarptım. Aynı şeyi paya da yapmam gerektiği için de 3'ü 5 ile çarptım ve 15 elde ettim. Anlaştık mı? 3 bölü 4 ile 15 bölü 20 aynı şey. Sıra bunda. 1 bölü 5 kaç bölü 20'ye eşittir? 5'ten 20 elde etmek için 4 ile çarpıyorsam, payı da 4 ile çarpıp, 1 çarpı 4'ten 4 elde ederim ve kesir 4 bölü 20 olur. 3 bölü 4 artı 1 bölü 5 yerine 15 bölü 20 artı 4 bölü 20 yazdım. Ve sonuç 15 artı 4, 19 ettiğine göre 19 bölü 20. İşte bu kadar. İşlem tamam.